Neler olduğunu anlatmadan seni hiçbir yere bırakmam Elif. Anlatacak hiçbir şey yok. Bırak dedim. Ben bunca insanın ne olduğunu düşünmekten delirdim. Şimdi bana her şeyi anlat. Yoksa hiçbir yere gidemezsin. Bana ne olduğu seni ilgilendirmez. Çekil önümden. Ne demek ilgilendirmez? Ne demek ilgilendirmez? Elif, seni bırakamam. Bu kadar yakınımdayken seni nasıl bırakayım ha? Nasıl? Bırak gideceğim. Neden Elif? Neden? Çekil. Elif. Yeter. Yeter. Kusura bakmayın, bir aksilik oldu. Gene yapacağız düğünümüzü inşallah. Zeynep! Yürgün, bırak karımı! Yürgün! Yürgün! Bırak karımı, Yürgün! Maksut! Yeter. Hayırdır lan? Yeter. Maksut Bey, sakin ol. Kaçma lan sen. Yeter. Maksut. Bak. Ağzımın üstüne çakacağım. Olacağı olacak. Bana karışma. Çekil be! Allah'ım sen esirge. Abi dur. Kahraman Bey halleder. Ay nereden çıktı şimdi bu kadın? Hortladı vallahi. Düşüp bayılacaktım görünce. Yakup sen de gördün değil mi? Elif'in ta kendisiydi. Zeynep! Elif konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Konuşacak hiçbir şey yok. Ne demek yok Elif? Ne demek yok? Zeynep! Elif diye biri yok artık. Benim adım Zeynep. Ne diyorsun sen Elif? Duydun işte. Elif diye biri yok. Öldü o. Sen öldürdün, sen yaptın. Üzerine bir avuç toprak bile atmadan gömdün. Zeynep! 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 Aç lan şu kapıyı! Aç!
Sonu ya! Korktum, başıma geldi. Çıktı geldi işte Kıymet anne. Ne yapacağız şimdi? Sus kızım, sus biraz. Ay, ay Allah'ım. Ay, aklım havsalam almıyor Ziya Bey. Kız ölmemiş, yaşıyor. Bu nasıl iştir? Tövbe tövbe. Neredeymiş onca zaman? Niye çıkıp gelmemiş o vakit? Bu nasıl iştir ya? Ah, abi bilsem, bir bilsem. Tövbe tövbe Ziya Bey. Hayret vallahi Defneciğim. Ben olsam şak diye düşüp bayılmıştım. Kahramanın biricik aşkı çıkıp gelecek. Sen böyle dimdik ayakta. Bravo vallahi. Aç kapıyı Yörük'a. Aç! Aç kapıyı. Aç! Daha fazla uzamasın. Aç kapıyı. Elif yapma. Elif. Yaşadığını biliyordum Elif. Yaşadığını biliyordum. Elif buradaydı hep. Hep buradaydı. Seni aklımdan da, kalbimden de atmadım. Unutmadım Elif, unutmadım. Öyle mi? Elif yalan söylemiyorum. Elif yemin ederim yalan söylemiyorum. Bırak. Sakın bir daha dokunma. Vuracak kahramanı. Oğlum, oğlum polis çağıralım, polis. Yakup Bey ne yapalım? Polis polis olmaz, olmaz polis polis. Adam ortağımız, rezil olacağız millete. Oğlum, oğlum rezil olacağımız kadar olduk. Bundan hala rezillik mi olur? Ay. Ay, adam silah falan çekmesin. Zaten delinin teki. Ay, Ercanlara mı haber versek acaba? Olmaz bir şey diyorum. Bekleyeceğiz. Evet, bekleyeceğiz. Ay. Ne diyor bu adam? Bırak dedim karımı! Aç şu kapıyı! Kahraman aç! Maksum! Kes sesini! Elif bu adam ne saçmalıyor? Bana hemen açıkla! Saçmalamıyor. Olan neyse onu söylüyor. Ne diyorsun sen Elif? Maksut benim kocam kahraman. İster inan, ister inanma. Umurumda değil. Seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Elif ne demek ilgilendirmez? Elif ne diyorsun sen? Nasıl ilgilendirmez? Elif delirdin mi sen? Sen bu adama kocam diyemezsin! Kahraman! Zeynep'im! İyi misin Zeynep? Aç kapıyı kahraman! Aç! Aç şunu! Açar mısın artık kapıyı lütfen? Gitmek istiyorum. Zeynep, iyi misin? Müzik
Allah. Of. Ben çok sıkıldım. Yukarı çıkıyorum. Kusura kalmayın yörükanlar. Bir şaşırdınız hepiniz. Normal. Oğlanın düğünü de yarıda kaldı. Neyse. Altınımızı verelim. Öyle gidelim. Değil mi karıcığım? Resmen kol kola girdiler. Karıcığım falan diyor adam. Toprak. Merhaba. Merhaba. Toprak. Gel oğlum. Toprak, hadi sen biraz daha oyna. İnşallah yeni iş ortağımızla ilgili bir çuval inciri berbat etmemişsindir sevgili kardeşim. Konuşma sen, ya sus! Baba! Baba. Kifayetsiz, utanmaz! Baba! Beceriksiz herif! Buna buna bu adamı mı buldun Arsak'tı ya? Hesabını vereceksin baba, bunun! Baba! Baba! Baba. Bu muameleye hak edecek bir şey yapmadım ben. Ne yaptıysam ayın için yap. Yapma. Sen hiçbir şey yapma. Baba. Baba sen sakin. Konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Sen sakin. Evet abi. Dinliyoruz seni. Anlat bakalım. Bu Maksut denen adam nasıl oldu da ortağımız oldu anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Ya ben Maksut'u görmedim bile. Sadece avukatı geldi gitti. Ama ben sana söyledim. İçim rahat değil dedim. Şu imzalar atılmadan önce şu ortaklarımızı bir görelim dedim. Ama senin hiç umurunda bile olmuyor. Yok yurt dışındalar, yok bir şey olmaz. Şimdi nasıl çıkacağız işin içinden ha? Adam belli ki Elif'i de kullanıyor. Ya bu ortaklık değil miydi sorun olan? Ha Maksut, ha da deli. Ne fark eder ki? Sonuçta paramızı aldık öyle değil mi? İşimize bakalım. İstediğimiz bu değil miydi bizim? Ben sizin hayatınızı kurtardım, sizin bana yaptığınıza bakın. Ayıp be, ayıp! Hala üstten almaya... Baba sakin ol, ne olur. Anne. Ziya Bey, Allah aşkına değer mi? Bir yerine bir şey olacak. Yapma yüzünü seni. Yakup. Yeter be! Sen de benim üstüme gelme! Maksutsa Maksut ne olmuş yani? Hem daha iyi. Yol bilmez, iş bilmez. Veririz parasını, ortaklık biter. Adam benim can düşmanım, can! Bilmiyormuş gibi konuşma! Ya sana söyledim ya, benim haberim yok be! Olacaktı! Bu ortaklık işini ayarlayan sendin! Kahraman, ne olur abi yapmayın, birbirinizi yiyip durmayın. Hem sana ben bir şey söyleyeyim mi? Uğruna inzivaya çekildiğin kadın baksana neler yaptı. İstersen sınırlarını aşma ha. Kahraman. Ay film gibi vallahi. Yani kız öldü mü kaçtı mı derken sen Maksut'la kol kola gel. Bir de ortak bile olmuşlar. Değil mi Defneciğim?
Yine Elif geldi, havasını sattı, gördün mü? Bir de böyle üstten üstten konuşmalar filan. Bana bak, sen çok konuşacağına git de Nehir'in bavulunu hazırla. Kızın İngiltere'ye gidiyor, sen burada dedikodu peşindesin. Hadi. Gel Yakup. Aksiyonu onlar çıkarsın, azarı biz yiyelim. Kahraman, iyi misin? İyi miyim, değil miyim bilmiyorum kardeşim. Kafam karmakarışık. Toplamaya çalışıyorum. Haliyle haklısın. Kardeşim, kal dersen kalırım. Ama aile meseleleri şimdi, ben müsaadenle gideyim. Sağ olasın. Bir şey olursa haberleşiriz kardeşim. Görüşürüz. Seni nasıl bırakayım ha? Nasıl? Bırak, gideceğim. Bırak. Elif diye biri yok. Öldü o. Üzerine bir avuç toprak bile atmadan gömdü. Sakın bir daha dokunma bana. Elif'im nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yorgunum o kadar. Geldin tabii. Bütün yorganlar tepende. İyi olacağım. Daha da iyi olacağım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Elif hayattaymış gerçekten. Nüfustan düşmedi mi bu kız? E kahraman öyle nikah kıydı Defne'ye. Nasıl evlendi o zaman Maksut'la? İmam nikah kıymış olmasınlar. Yok, yok. Sahte kimlikle hallettiler. Tabii, şirketteyken bütün evrakların üzerinde Zeynep diye birinin imzasını gördüm. Aşağıda söylediklerin yalan da değil mi Yakup? Başından beri biliyordum Maksut'un ortak olduğunu. Saçmalama Şükran. Bana yalan söyleme, bana yalan söyleme. Bal gibi biliyordun. O yüzden aşağıda herkese bağırdın, çağırdın. Bravo, aferin sana. Bir de utanmadan benden sakladın. Ya hani biz bir ekiptik? Hani kahramanı beraber alt edecektik? Üstüme varma Şükran. Var mıyım? Tamam, var mıyım o zaman? Hallet o zaman her şeyi kendi başına. Ne halt edeceksin çok merak ediyorum. Adam basmış nikahı, kızı koluna takmış getirmiş konağa. Şirketinde %51'ini satın almış. Mahvettin her şeyi. Tamam, yavaş, yavaş Şükran, yavaş. Ya işte böyle korkarsın canım. Ben sana kaç kere söyledim benden habersiz iş yapma diye. Tamam, haklısın. Ama şimdi sakin olmamız lazım. Elif'le aynı saftayız artık. Elif kahramanı düşman, anlasana. Aynı saftayız. Aptalsın Yakup. Aptal deme bana. Aptalsın Yakup. Kahramanın Elif'e nasıl baktığını görmedin mi ya? Ama bak şuraya yazıyorum. Onlar yarın bir gün tekrar bir araya gelecekler. Senin de Maksut'la iş birliği yaptığını öğrenecekler. Elif, canım ne oldu, ne yaptınız? Ne olacak Sultan Ana? Yorukhan'dan ağzını payını verdik geldik. Öyle değil mi Elif? Hem daha bu başlangıç. Elif'in çocuğunu kucağına alsın, yüzü tam gülecek. Yakındır. Gel bakalım Hasan oğlum benim.
Herkes gitti, parlayacak gitti, arkadaşlarım gitti. Hem düğün olacaktı. Evet oğlum. Düğünün olmadı. Niye? Çünkü bir mucize oldu. Mucize ne? Benim için çok büyük bir sürpriz. Bak, tamam bugün düğünün olmadı. En kısa zamanda daha büyük bir düğün yapacağız. Ama biraz beklemen lazım, tamam mı? Tamam baba. Hadi gel, kardeşine bir sürpriz yapalım. Bakalım ne yapıyor. Gel bakalım. Boş versene Şükran. Elif kahramana ne anlatacak? Maksut bir şey söylememiştir ona. Evlenmişler işte Yakup. Sağır mısın? Konuşmuşlar işte her şeyi. Evli çiftler arasında sır olmaz. Sen gerçi unuttun bunu. Tamam Şükran, tamam. Yarın sorarım Maksut'a Elif'in bilip bilmediğini. Gel. Gel kızım. Biz de babanın yediği haltı konuşuyorduk. Şükran. Ben çok korkuyorum. İşlerini bu raddeye geleceğini hiç düşünmedim. Bu Maksut denen bir de Elif'le evlenmiş. Amcam bu işin peşini asla bırakmaz. Mahvolduk biz. Tamam dur kızım. Biz öyle kolay kolay pabuç bırakmayız. Ne yapacağız peki? Ha tamam. Kötü bir şey yapmadık ki biz. Nasıl yapmadık anne? Organik tarımı biz batırdık. Şşt! Kızım. Herkes bize sığıntı gibi bakıyordu. Ama ne oldu? Amcan kendi derdindeyken şirketi de hepsinde batmaktan biz kurtardık. O yüzden şunu aklına sok. Ulu ortada her şeyi öyle konuşma, tamam mı? Annen haklı. Sakin ol. Hepimiz sakin olalım. İyi tamam. O zaman burada konuşacağımızı aşağı inelim. Aile meclisi toplandı çünkü. İyi hadi bakalım. Hadi. Peki oğlum, sormadın mı? Neredeymiş bunca zamandır? Niye aramamış, sormamış? Değil mi, ne yapmış? Bilmiyorum anne. Bir şey söylemedim. Sadece gitmek istiyorum dedi, o kadar. En azından yaşadığını biliyoruz. Oğlum, iyi hoş. Ben de Elif kızımın yaşadığına çok sevindim. Ama bu işte bir tuhaflık var. Niye adını değiştirmiş? Niye o adamın yanında? Ne işi olabilir o haydutla? Doğru, doğru. Çok doğru söylüyor baban. Yani benim de içim hiç rahat değil kahraman. Yani bakışları bakış değildi. Diyeyim sana bak kahraman. Gözünü hırs bürümüştü. Anne, ne olduğunu bilmiyorum. Belli ki Elif çok kötü günler geçirmiş. Ben Elif'i çok iyi tanırım. Bilmediğim şeyler var. Bu Elif değildi. Belli ki her şey o itin başının altından çıkmış. Abim de sağ olsun bütün bunlara çanak tutmuş. Kahraman, kaç defa söyledim, bilmiyordum. Adamı görmedim bile. Neyse. Şirket için siz endişelenmeyin. O meseleyi ben halledeceğim. Toprak. Merhaba. Toprak, gel oğlum. Anne. Anneciğim. Ne konuşacağız kahraman? Defne, bak biliyorum. İşler daha da karıştı. Ama benim bütün bunları çözmem lazım. Ne olur beni anlamaya çalış. Peki. Tamam. Defne, Elif'e ne olduğunu anlamam lazım. Yani bütün bu olan biteni bir açıklaması olmalı. Haklısın. Ama bence Kıymet anne de haklı. Ne demek şimdi bu? Kahraman lütfen beni yanlış anlama. Bak çocukların annesi... Yörük Han soyadını taşıyan birisi olarak söylüyorum. O kadına dikkat et.
Anladım, anladım. Görmüyor musun? Maksut'la evlenmiş. Şirketi ele geçirmiş. Adını değiştirmiş. Sence masum bir insanın yapabileceği şeyler mi bunlar? Defne. Kahraman, anlamıyor musun? O kadın bizim düşmanımız. İsteyen istediği şeyi düşünebilir. Ben Elif'le konuşacağım. Ve olanı biteni anlayacağım. Siz de bununla fazla kafanız yormayın. Elif'ciğim. Geldiğinden beri bir tek kelime etmeden kendini bu odaya kapattın. Neler oldu? Nasılsın Elif? Daha iyi olacağım. Bugün yörük anlar bir kez daha anladı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bize yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Elif'ciğim, biliyorum için yanıyor. Ama vaz mı geçsen? Asla. Asla vazgeçmem. Bunu sen de biliyorsun. Ben de sana arka çıktım, biliyorum. Ama bu yaşananlara dayanabilecek misin? Gücün yetecek mi? Ben bugüne kadar nelere dayanmadım anne? Neler çektim sen biliyorsun. Dayanacağım, dayanmak zorundayım. Kahraman beni nasıl diri diri mezara soktuysa... ben de onu kalbime gömdüm. Bitti. Oğlumu alacağım elinden. Bırakmayacağım ona. Toprak Defne'ye her anne dediğinde kahroldum ben. İçim yandı. Oğlum uzaktan görmeye mecbur kaldım. Kahraman ben neler çektiysem aynısını çekeceğim. Peki kızım, sen bilirsin. Anneciğim, endişelenme. Ne yaptığımı biliyorum ben. Yok kızım. Hata bende. Maksut'un söylediklerine kanmadan seni buradan alıp gitmem gerekiyordu. Hiç kendini suçlama. Ona da sıra gelecek. O da yaptıklarının cezasını ödeyecek. Ya sen bu haldeysen, ben bu haldeysem, Nazım hayatta değilse en az yörük anlar kadar o da suçlu. Cezasını çekecek. Yavaş kızım, duyacak seni. Yalan mı? Babam onun yüzünden öldürmedin mi? Benim peşimi bıraksaydı bu hallere düşer miydik? Yörük anlara muhtaç olur muyduk? Başımıza ne geldiyse sorumlusu o. Günahların en büyüğü onun. Biliyorum. Neyse. Ben biraz hava alayım ha. Anneciğim. Bana inan. Sıra bizde. Herkes bize yaptıklarının bedelini ödeyecek. Elif'im. Bak sen de anne oldun. Benimki de ana yüreği. Elif. Ne olur anlat, öleceğim meraktan. Ne yaptı kahraman seni görünce? Ayoğlu. Elif'imi görecektin ya. Yanıma da öyle yaraştı ki. O yürük anların hepsi dir dir titredi karşısında. Vay be. Helal olsun Elif'e vallahi. He ya. Oğlum bir ara alev attı gözlerinden ya. Ben bile tırstım ama ben sana bir şey diyeyim mi? O kahramandan büyük nefret ediyor. Vallahi ben orasını bilmem. Sen emin misin? Lan bak buradan gömeceğim kafayı şimdi sana. İki saattir ne anlatıyorum oğlum ben sana? Elif'imi zorla odaya koydu. Ama oğlum o odadan bir çıkışı var Elif'in. Ben sana kesin diyeyim bak. Bitirmiş kahramanı. Açılır yakında. Kim açılıyor ya? Kim niye açılıyor Maksut? Ne diyorsun sen ya? Lan mal müdürü. Elif'in beni sevdiğini anlayacak. O anlamda açılacak yani. Çok yakındım bugün oğluma. Elimi uzattım ona, merhaba dedim. Böyle boncuk boncuk baktı ilk önce. Sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Yine o kadın çıktı, çağırdı oğlumu. Anne diye koştu, sarıldı gözlerimin önünde. Ben bir kez daha yenildim. Kahraman yüzünden. Bir kez daha kahroldum anlayacağın. Sen sadece toprak için mi üzüldün? Kahraman için değil yani. Kahraman benim umurumda bile değil. Biliyorsun. Al bak. Bak. Bak kim var kahramanın yanında orada? Ben yokum. Değil mi? Kahraman kendine yeni bir hayat kurdu. Beni de sildi. Ben de onu silip atacağım. Bana yaptıklarını ödeteceğim. Yapma Elif. Belki kahramanın dediği doğrudur. Belki gerçekten aramış, beklemiştir seni.
Arasaydı bulurdu Müjgan. Sen de bırak Allah aşkına. Ben umurumda bile değil. İyi de sen kendi söyledin. Seni görünce çok sevinmiş. Unutan adam ailesinin içinden çekip çıkarıp konuşmak ister mi? Sakin ol. Kimse karışmasın. Elif aç kapıyı dedim. Elif kapıyı aç. Hayırdır? Elif çağır. Sen kimi nereden çağırıyorsun ya? Elif çağır dedim. Bak. Artık biz ortağız. Zeynep Hanım da benim eşim. Bunu böyle bil. Aklını başına bas git. Tabii tabii. Bana Elif çağır. Hadi. Neden geldin? Elif, gidiyoruz buradan. Bu saçmalığa bir son ver. Şimdi gidiyoruz ve bana her şeyi anlatıyorsun. Bu adam seni burada zorla tutuyor. Bunu biliyorum. Kimsenin beni burada zorla tuttuğu yok. Lütfen artık gider misin? Elif, sen benimle konuşma. Anlatma hiçbir şeyi. Ama ben her şeyi anlayacağım. Bunca zaman ne yaptığını öğreneceğim. Bu herifin yanında ne yapıyorsun öğreneceğim. Bekle beni burada. Kızım, Allah aşkına bırak şu telefonu elinden, deliye döndün sabah beri, of! Kadın elini kolunu sallaya sallaya evimize kadar geldi. Kahraman yok ortada, kesin Elif'in yanına gitti işte. Arıyorum, açmıyor. Delireceğim Kıymet anne. Herife bak herife, gelmiş kapıya dayanmış. Bir dahakine indireceğim, o olacak. Neyse, Elif'im sen sıkma canını. Sıkmıyorum zaten. Gözü kör olasıca Maksut'la evlenmiş. Hayır ben de para pul peşinde diye gönlümü ferah tutuyordum. Hayır kadının derdi gücü bizimleymiş. Baksana boşuna girmemiş burnumuzun dibine kadar. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu kadından? Sakin olacağız. Acele etmeyeceğiz. Defne aklını kullan. Aklını kullan kızım. Kahramanı ürkütme bir kere. Böyle çocuklarının onun etrafında dolan. Bak ne, şuraya yazıyorum. Kahraman yakında onun maksadını anlayacak, bırakacak peşini. Gör bak. Ben hiç emin değilim Kıymet anne. Yavrum büyük sözü dinle. Ne demişler? Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Sen kaç senedir onun çocuğuna bakıyorsun? Küçük hanımın aklı neredeymiş bunca senedir? Ha? Neyin peşindeydi? Bilen var mı? Yok. Tam her şeyin yoluna girdi, girecek derken çıktı geldi işte. Gene alt üst edecek her şeyi. Yavrum, elinden geleni ardına komasın. Gene her şey düzelecek. Bak ben sana diyeyim, kahraman kimin ne olduğunu çok yakında anlayacak. Hadi kızım, hadi. Hadi gönlünü ferah tut. Bırak o telefonda elinden arpacı kumrusu gibi de düşünme. Hadi bakalım. Allah'ım sen yardım et ne olur. Bittim ben. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Neyse gel dedin geldik. De bakalım diyeceksin Defne Hanım. Seninle anlaşacağız. Ne anlaşması bu? Elif'i istiyor musun?
Ha, istiyorum. Ne? Onun nerede saklandığını söyleyeceğim sana. Susacaksın. Bildiklerini de unutacaksın. Yoksa elimdekini kahramana gösteririm, anlattıklarını da inkar ederim. İspatlayamazsın. Dün gördüm. Yaşıyor. Ne diyorsun sen ya? Gözümün önünde denize uçtu kız. Gördüm diyorum İbrahim. Delirtme beni. Mümkünü yok. Bana bak İbrahim. Bana bir oyun oynadıysan bunun bedelini çok ağır ödersin. Ay abla, Elif nasıl çıka geldi öyle? Hala inanamıyorum ha. Bak, Kahraman Bey haklıymış. Hep inandı. Elif yaşıyor dedi. Bin şükür. Daha da güzelleşmiş değil mi? Hı. Ama ben şeyi anlamadım. Ne işi var o deliyle? Evlenmişler bir de. İşte iyice Arap saçına döndü vallahi. Neyse boş ver bize ne. Önemli olan iyi olması. İşine bak sen. Aa, Şükran abla. Ne yaptınız? Çok mu ağladı yoksa Nehir? Tamam, ağladı biraz. Ama gidince unutur oralarda. Allah kavuştursun Şükran. Sağ ol. Aman iyi oldum. En azından kızlardan biri kurtuldu burada. Ha baksana şu halimize ya. Delisi var, ölüp dirileni var. Gitsin orada kalsın. Gelmesin bir daha buralara. Ay ne güzel. Ne yapıyorsunuz siz? Akşam yemeği. E ne yaptınız o kadar düğün yemeğini? Ama Şükran abla sıcakta hepsi masanın üstünde kalmış. Attık biz de. Attınız. Ay, bu yoklukta onca parayı biz boşuna mı harcadık? Oh, Kahraman Bey de paragani tabii. Şirket bizim sayemizde zor kurtuldu. Defne de Kahraman'ın gözüne girmek için en iyi şirketlerde sünnet organizasyonu yaptırdı. Ama halimize bak. Yani bak işte Allah'ın sopası yok. Elif bir geldi pir geldi. Her şeyi de yıkıp yakıp gitti. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Defne bundan sonra avcunu yalar. Ha bu Elif ne yapar yapar bu eve yerleşir. Defne'yi de bir güzel kapının önüne koy. Saçmalama Şükran! Kahramanı kimse elimden olamaz. Kimse. O benim kocam. Anladın mı? Kocam. Hepiniz aklınıza sokun. Neler oluyor burada ha? Ne bağırışıp duruyorsunuz öyle avaz avaz? Babacığım vallahi biz ağzımızı bile açmadık. İstersen kızlara sor. Ya Elif gelince delirdi, acısını bizden çıkarıyor. Defne, kızım ne oldu Defne? Az önce kızlara bağırdı, çağırdı. Hali hal değil bu kızın Kıymet Hanım. Öyle öyle perişan. Hayır kendine bir şey yapacak diye ödüm kopuyor Allah muhafaza. Allah o Elif kulunu nasıl bilirse öyle yapsın. Kahramana da biraz akıl fikir ihsan eylesin de hakikatleri görsün, gözü açılsın. Ay Ziya Bey, yüreğim tükendi bitti. İnan olsun. Oh. Elif. Ne yapıyorsun burada yalnız başına? Hiç. Yoruldum galiba biraz. Temiz hava alıyorum, iyi geldi. Şey, mobilyalarını beğendin mi? Kızlara hiçbir şey eksik etmeyin dediydim. Ama istediğin başka bir şey varsa aldırayım. Yok, teşekkürler. Yara da şirkete gitmemiz lazım. Hatta istersen yarın gidelim. E sonuçta patron olduk. Milletin başında durmak gerek. Gidelim. Gidelim tabii. Sadece kağıt üstünde ortak olmadığımızı anlasınlar, öyle değil mi? İşler nasıl gidiyormuş bir hesap versinler bakalım. Verecekler. Hem de her şeyin hesabını verecekler. Senin o güzel gözlerinden damlayan her yaşın hesabını verecek o yoruka. Şirketinin havalı odasını yaptıracağım sana. El alem patronu içe görsün. Maksut tamam.
Bak Elif. Senin o güzel yüzünü ben güldüreceğim. Biz bugünü de atlattık ya. Çocukları zor uyuttuk valla. Masal üstüne masal. Ece de biraz mızmızdı bu akşam. Anneanne değil ki. Mızmızlanır tabii çocuk. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Sağ ol Ziya Bey. Keyif mi kaldı ki afiyet olsun baba? Evde vukuat bitmiyor ki. Tam her şey bizim sayemizde düzeliyor dedik. Çat Elif geldi. Hiç huzur falan kalmadı. Olaylar olaylar. Kavgalar, gürültüler. Hani üzerimizde bir uğursuzluk var ki bitmek bilmiyor. Memnun değilsen kapı orada. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Aşk olsun baba. Bu ev herkesten çok benim evim. İki tane gelinlik çağda kız yetiştirdim. Yıllardır gıkımı çıkarmadım. Dizinizin dibinde oturdum. Keşke herkes benim gibi olsa. Tamam Şükran, tamam. Kahraman aramadı mı? Neredeymiş? Sence nerede olabilir baba? Defne kızım niye gelmedi? Onun maruzatı ne? Şey babacığım, bahçedeydi. Bana çocuklarla ilgilenir misin dedi. Ben yemek yemeyeceğim dedi. Tabii, yemek yiyecek hal mi kaldı hiç kimsede? O Elif yüzünden düğün de yarım kaldı. Cümle aleme rezil olduk. O Elif geldi, ailemin ortasına bombayı koydu, gitti. Sen o konuyu hiç açma Kıymet Hanım. Hiç açma. Git, Defne kızımı getir hadi. Benim cep telefonum bahçede kalmıştı, ben çağırırım. Ne oldu Defne'cim? Kocacığın telefonunu açmıyor mu yoksa? Sana ne Şükran? Bana ne tabii de. Kadınsı bir hassasiyet herhalde. Sen üzülünce ben de çok üzülüyorum. Sen kendi işine baksana. Hadi rahat bırak beni. Elif'e öldü sanıp heveslendin tabii. Planın da iyiydi. Toprağa analık pozlarında bir güzel Kıymet annenin aklını çeldin. Kahramana ikinci kez imzayı attırdın. Her şey tıkırında. Derken... Bak şu kaderin işine. Elifçik ölmemiş meğer. Çıktı geldi. Ben olsam halime tavrıma dikkat ederim canım. Çünkü Elif kahramanı eninde sonunda alacak. Bence kocanı şimdiden unut. Olmayacak öyle bir şey. Ya şu CD olayı ortaya çıkınca ne yapacaksın? Kahraman Maksut'la yediğiniz hatları öğrenince... ...seni boşamakla kalmaz. Kızını da elinden alır. Ha Defne'cim? Kapa çeneni Şükran. Bana bak sarı gelincik. Hiç gözümün yaşına bakmam. Gider o CD'yi kahramana veririm. Benimle adam gibi konuş. Sizin ailecek yaptıklarınız ne olacak peki? Organik işini nasıl batırdığınız biliyorum. Unuttun sen galiba. Asıl kahraman bunu duymasın bence. Sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun? Git. Git konuş hemen kahramanla git. Elif'i görünce delirdi. Bana iftira atıyor derim. Elinde görüntüsü var derim. Ama senin elinde hiçbir şey yok canım. Aşksız da olmuyor bedeli. İnsanın içini yaka yaka kavursa da... ...paramparça etse de...
Onsuz olmuyor. Tıpkı Elif'in şu an bana yaptığı gibi. Vallahi ne diyeyim ki kardeşim? Elif yaşıyor dedin. Doğruymuş. Gelecek dedin. Geldi. Gerçi ben hep bu umudun seni yormasından, Allah korusun yok etmesinden korktum Kahraman. Neyse ki atlattık. Sen de haklı çıktın. Bunda bir iş var dede. Hiçbir şey normal değil. Elif'in şirkete ortak olması. O herifle evlenmesi. Aklım almıyor dede. Evet. Sen 2 sene önce Elif diye kaybol. 2 sene sonra Zeynep diye çık gel. Ha bir de Maksut'un kolunda. Sana da çok kızgın. Evet. Evet çok kızgın. Peki o bana baktığındaki gözlerindeki nem neyin nesi? O gözlerdeki ıslaklık öfkenin ıslaklığı mı? Yoksa aşkın mı? Dede, göz göze geldiğimizdeki düştüğü telaşı gördüm. Aşk değil midir insanı bu telaşa düşüren? Aşk değil midir hiç kimseyi dinlemeden ben buradayım dedirten? Gel gör beni dedirten. Ha dostum. Gece eve gitmemişsin. Defne aramış açmamışsın. Ben aradım ulaşamadım. Tahmin ettin burada oldu. Telefonum sessizdi dede. Ararım ben onları sağ. Gördün mü Elif'i? Konuştunuz mu? Konuşmadık. Sabahtan beri buradayım. Etrafı gözetliyorum. Kim girer, kim çıkar. Korumalar da yok. Maksut denen herif de yok ortalıkta. İçim rahat değil dede. Kahraman haklısın. Haklısın da böyle olmaz ki. Bir şey söyleyeceğim. Bir de ben deneyeyim mi Elif'le konuşmayı? Ne dersin? Konuş. Seni severse eğer.
Belki inadını kırarsın hanımefendi. Tamam. Sen yalnız önce bir evdekileri ara. Çok merak etmişler. Ondan sonra gidelim güzel bir çay içelim. Hatta çorba içelim. Belli ki gece burada uzun olmuş. Tamam mı kardeşim? Her şeyi hallederiz. Hadi konuşurum. Hadi. Senin burada ne işin var? Şeytan! Maksadın ne? Kıymet Hanım. Bana bak, istediğin yerde nefes al. Umurumda bile değil. Ama ailemden, oğlumdan uzak duracaksın. Kıymet Hanım, haddini bil. Anne bırak. Kıymet Hanım belli ki telaşlanmış. Zahmet edip buralara kadar kalkıp geldiğine göre diyeceğini dedi zaten. Birazdan çeker gider, öyle değil mi? Bana bak. Siz bana bakın. Bugüne kadar size saygıda kusur etmedim. Kovdunuz, sustum. Hakaret ettiniz, sesimi çıkarmadım. Ama bir yere kadar. Şimdi adabınızla buradan çekin gidin. Sen nasıl... Gidin dedim. Benim sizinle konuşacak, size verecek hesabım kalmadı. Bir daha da buraya gelmeyin. Elifciğim. Merak etme, iyiyim ben. Bu daha fena ya. İyiyim diyorsun ama değilsin. Elif, bu sen değilsin kızım. Ama artık böyle yapacak hiçbir şey yok. Beni bu hale onlar getirdi. Yalan mı? Hayatımı aldılar elimden. Yalan değil. Ama bak, bu ateş sonunda seni yakacak. Kıymet Hanım hayatımı çaldı benim. Kahraman, çocuğumu gitti o kadına verdi. Onu annesi biliyor, onu seviyor. Nazlım. Nazlım onlar yüzünden ölmedi mi? Acısını çabuk mu unuttun? Hiç unutabilir miyim? Nazlımızı söküp aldılar bizden. Ama bu yaptıkların çözüm değil ki. Seni, beni, kardeşimi, Cürkanlar kendileri için kurban ettiler. Oğluma bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğim. Asla. Elif'in benden ne sakladığını, kızgınlığını, neden bu hale geldiğini öğrenmem lazım dede. Bakalım bana bir şey anlatacak mı? İlk başta anlatmayacaktır. Ama zamanla o da duygularına yenik düşecektir tabii. Kalkalım mı? Kalkalım kardeşim. Ben de şu Zeynep Çakır kimdir, nedir bir öğreneyim bakalım. Kıymet Hanım neredeler? Kahraman da yok. Ben de merak ettim baba. Annem yukarıda da yok. Kahramanı da dünden beri görmedim. Hadi bakalım kızlar. Çayları getirin artık. Tamam Sami. Kıymet anne öyle haber vermeden kolay kolay gitmez ama... mühim bir işi vardı herhalde. Gündem yoğun tabii. Kahraman da ortalarda yok. Değil mi Defne? Nereden bileyim ben Şükran? Bekçileri miyim? Kesin münakaşa etmeyi. Günaydın Kıymet Hanım.
Günaydın. Günaydın. Ne o Kıymet Hanım? Burnundan soluyorsun. Yok bir şey Ziya Bey. Biraz tansiyonum yükseldi de eczaneye gidip ilaç aldım. İyiyim vallahi, merak etme. Günaydın. Millet hemen aramaya başladı. Bütün basın yeni ortaklığın peşinde. Ne o Yakup? Ortağından memnun değil misin? He? Başından beri ortaklık diye tutturan sen değil misin? Yok baba. Sabah sabah aradılar diye söyledim. Allah aşkına kesin şu ortaklık lakırdısını. Aklıma o kız geliyor. Elif bir de adını değiştirmiş. Zeynep. Elif'ten ne hayır gördük ki Zeynep'ten görelim. Uğursuz. Emeletsiz. Ece. Ye yemeğini. Kızma çocuğa. Korkutacaksın yavrucağı. Defne herkesten gergin tabii. Elif öyle aniden çıkıp gelince kolay değil. Baba. Gel bakalım aslanım benim. Babacığım. Kahvaltını yaptın mı? Toprak, hadi kahvaltını bitir. Hadi bakalım. Hadi ye. Yürü. Kraliçem ne yapıyor benim ha? Afiyet olsun. Geç otur sofraya. Ne zamandır hep beraber şöyle bir oturamadık. Çok yorgunum baba. Size de afiyet olsun. Eve uğradığın yok. Bari şirkete uğrayacak mısın Kahraman? Abi, istersen sen şu şirket konusunu hiç açma. Ben biraz çalışacağım. Afiyet olsun size. Canım. Sen evlenir misin? Afiyet olsun. Selam, merhaba. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Senden birini araştırmanı istiyorum. Ama aramızda kalacak. Zeynep Çakır diye biri. Kimdir, nedir, nereden geldi, nerede yaşadı? Hepsini öğren. Tamam. Senden en kısa zamanda haber bekliyorum. Gelebilir miyim? Tabii. Kahraman, çocuklar seni görmeyince çok huysuzlanıyor. Özellikle Toprak. Olan şeyler yaşamıyoruz Defne. Hem ben çocuklarımla yeterince ilgileniyorum. Gece yoktun ama. Sabah gördüler yüzünü. Sebebi Elif değil mi? Yapma Kahraman. Hayatımızı, düzenimizi mahvetmesine izin verme yine. Bak darmadağın etti seni. Sen sıradan, her şeyin yolunda olduğu bir aile olduğumuzu düşünüyorsun. Ama öyle değiliz. Ve ben sana bununla ilgili bir söz de vermedim Defne. Evet. Evet, Elif geri döndü. Hepimiz öldüğünü düşünüyorduk. Ama çıktı geldi. Hı hı. Gördük işte nasıl geldi. Başka bir isimle şirkete patron olarak. Bu neresi iyi? Bu herkesin bildiği. Senin de inanmak istediğin şey. Ama hala Elif'le ilgili bir bilinmeyen var. O da bunca zaman ne yaptı? Ve ben bunu öğreneceğim. Öğrensen ne değişecek Kahraman? Kadın evlenmiş, hayatı değişmiş. Belki öğrendiklerin canını sıkacak. Bırak, ne hali varsa görsün. Defne, istersen bunları sonra konuşalım. Şimdi izin verirsen çalışmak istiyorum. Peki Kahraman. Kolay gelsin.
düşün Defne. İyi düşün. Ne yapıyorsun sen burada? İyi günler. Buyurun. Ben Kahraman Yörükan'ın arkadaşıyım. Adım Celal. Ne yapalım yani? Bir şey yapmaktan değil de ben Elif Hanım'la görüşecektim. Adımı söylerseniz kendisi beni tanır. Elif Hanım falan yok burada. Hadi güle güle arkadaşım. Allah Allah. Afra tafra nedir ya? Gönderdim, merak etme. Gelecekler tabii, daha çok gelecekler ama gelsinler bakalım. Hazırım ben. Bir de pozlarda bir konuşacaktım kendisiyle. Paçaların feci tutuştu değil mi? Ne yapacağız şimdi Elticiğim? Ne istiyorsun? Ne? Bilmem. Ne istesem acaba? Para istiyorsan veririm. Ne kadar söyle. Sen de bana CD'yi ver. Sana pahalıya mal olur ama. Resmen evliliğin kurtulacak. Ne kadar istiyorsun söyle. İşin kötüsü sadece kahramandan olmazsın. Toprağa da geçtin. Ece bile gider elinden. Kes Şükra. Ne kadar? Bir milyon. Tamam. Bankaya gideceğim şimdi. Aradığımda söylediğim yere gel. CD'yi getir, paranı al. Kıymet anne, konuşmamız lazım. Ne oldu kızım, ne bu halin? Gelin, benimle anlatacaklarım var. Allah Allah, ne oldu gene kızım? Ay korkutma beni Defne, ne oluyor Allah aşkına? Ay aklınla bir yaşa sen Şükran. Tüh ya, keşke 2 milyon isteseydim. Onu da verirdim şapşal. Neyse buna da şükür. Hoş ver be. Yakup da bir mi versin bunu? O bana her şeyi söylüyor mu? Rahat rahat harca paranı Şükran. Aferin Defne. Bu şimdi mi söylenir? Bir defa da kendi başına bir iş yapma be kızım. Bir defa. Oldu bir kere. Oldu bir kere. Şükran benim de bildiğimi biliyor yani. Evet. Âlâ. Kahraman duyarsa ikimiz de kapının önüne koyar. Birlikte yaşayıp gideriz artık. Merak etmeyin. Kahraman hiçbir şey öğrenmeyecek. İnşallah. Bana bak Defne. Sakın o Şükran'la beni muhatap etme, anladın mı? Ne yap? Et, kapat çenesini. Tamam. Defne. Sende bir haller var. Bir kıpır kıpırsın gene. Bak kızım. Başka bir diyeceğin varsa de şimdi bana.
Foyan bir gün meydana çıkar, böyle apışıp kalırsın. Ben de kurtaramam seni. Ben sana beni arama demedim mi? Derdin ne senin? Müjdeli haberi vermeye arıyorum. Sen tersleniyorsun, ayıp oluyor ama. Ne müjdesiymiş? Ne oluyor? Elif'i öte tarafa yolladım. Hesap kapandı, gözün aydın. Ne? Öldü Elif diyorum, öldü. Denize uçtu. Sen de ne yiyeceksen ya artık. Git İbrahim. İstanbul çok tehlikeli. Kahraman seni her an bulabilir. Merak etme, bulamaz. Hayır. Yok. Ben çıkıyorum. Şu işi halletmem lazım. Ayıkla bakalım pirinci taşını Defne Hanım. İnşallah içinde çer çöp bırakmasın da benim de boğazıma takılmasın. Ya önüne baksana. Kusura bakmayın Defne Hanım. Sersem sersem iş yapıyorsun. Neredesin? Oho Defne. Esas sen neredesin ya? Açma arayı bu kadar. Kes saçmalamayı. Konuşmamız lazım. Neredesin söyle. Bakıyorum da tutuşmuşsun. Keyfin yerindeydi tabii. Konuşmamız lazım diyorum sana. Neredesin? Bu kızın hali hal değil. Hadi bakalım Ziya Yörükan. Arabanın anahtarı üstünde değil mi? Evet efendim. Hayri'yi çağırayım efendim. Hayır, gerek yok. Elifciğim, nereye? Toprağı görmeye gidiyorum ben. Bak yine canını sıkacaklar. Almayacaklar seni o eve. Elif ne olur gözünü seveyim. Birazcık daha sabret kızım. Yeterince sabrettim ben. Hem canımı sıkamaz onlar benim. Kimse beni artık kovamaz. Oğlumu görmeme de engel olamaz. Toprağın annesiyim ben. Ayrıca unuttuğumda bir şey var. Şirketlerinin de büyük ortağı. O yüzden onların canı sıkılacak, hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Ah kardeşim. Ne yaptın dede? Konuşabildin mi? Ya yok. Eve bile giremedim. Öyle aksi suratlı bir kız açtı kapıyı. Elif falan yok dedi. Güm dedi, kapattı. Ben de fazla zorlamadım. Neyse artık boş ver, dert etme. Yakında anlayacağız ne olduğunu. Ben de Serhan'ı aradım. Bir araştır dedim. Hayırlısı kardeşim. O zaman ben de dükkana geçeyim. Bir şey olursa telefonlaşırız. Tamam kardeşim, sağ ol. Gel yolcu edeyim seni. Bravo. Elif'i yine başımıza bela ettin. İş yaptın değil mi Maksut? Bulup çıkartmışsın neredeyse. Alıp gitseydin nereye gidiyorsan. Başımıza dert diye mi getirdin? Var ol Defne. Burada Elif'ten konuşuyoruz. Öyle bela mela deyip de adamın asabını bozma. Sen kendi işine bak. Kimseye dert olmayacak. Senin o kuş beynini algılayamadığı bir şey var tabii. Elif artık rahat durmayacak. İbrahim de. Bak Defne. Elif'imin kimseyle bir derdi yok. Sen rahat ol. Maksut. Hı. Bak bu İbrahim manyağın teki. İkimizin de başı belada. Konuşup ikimizi de gammazlayabilir. Hem belki içerideyken bu adamın fikri değişti.
Kardeşini yeniden sevmeye başladı. Nereden bileceğiz? Kurtulmamız lazım diyorum. Ya Defne, senin aklın yine gidip gelmeye başladı ha. Acaba sen fazla mı film seyrediyorsun? Sen hala dalga geçiyorsun. İbrahim konuşursa ikimiz de hapse gireriz. Ben kahramanı, sen de Elif'i unutursun. Biteriz. Hem sen bilirsin böyle adamları. Eli kolu uzun oluyor biraz. Belki de tam tersi. Elif'i yok etmenin planlarını yapıyordur. Nereden bileceğiz? Ha bak işte o biraz sıkar biliyor musun? Hmm. Anlamıyorsun. Bu yolda ne açık verdiyse kapatmamız lazım. Ha bir de o CD var. Sana burada Elif'in yerini söyledi. He. Kahramana hediye diye yolladığın CD. O da Şükran'ın eline geçmiş. Yapma ya. Ben bugün onu halledeceğim. Sen de şu İbrahim'i hallet. Arkamızda ne varsa temizlememiz lazım. Hey, tamam. Haber ver. He he. Toprakcığım, hadi gel içeride biraz resim yapalım. Olur, tamam. Hadi. Elif, dur. Neyin peşindesin kızım sen? Neyin? Elif lütfen konuşalım. Ben buraya konuşmaya değil. Oğlumu görmeye geldim. Tabii ki göreceksin. Toprak senin oğlun. Ama önce konuşalım lütfen. Yapma Elif. Böyle olmaz. Bir şeyden mi korkuyorsun? Bak ben buradayım. Kimse senin kılına bile dokunamaz. Merak etme, gayet iyiyim. Nasıl merak etmem? Ben bunca zaman sana ne oldu, ne yaptın, neredeydin bilmiyorum Elif. Ben bunca yıl seni bekledim. Seven adam bir ömür boyu bekler kahraman. Ne oldu büyük aşkına? Yapma Elif, yapma. Sen beni çoktan silip atmışsın kahraman. Kendine yeni bir aile, yeni bir hayat bile kurmuşsun. Yetmemiş. Oğluma. Benim oğluma başka bir kadını anne dedirtmişsin. Bak hepsini anlatacağım sana. Sen beni anlayacaksın, ben de seni. Buradasın, hayattasın. Önemli olan da bu. Anlatacak da konuşacak da hiçbir şey yok. Elif lütfen. Sen değilsin. Konuşan sen değilsin. Benden sakladığın bir şey var. O yüzden hiçbir şey anlatmıyorsun. Kahraman bırak. Konuşacak hiçbir şey yok. Söyleyeceklerin umurumda değil. Ben sadece oğlumu istiyorum. Ben ona kavuşmak, ona sarılmak istiyorum. Sadece onu. Araştırmaya devam edin. Bunca yıl ne yaptı, ne etti, her şeyi öğrenin. Ne gelmiş gene? Anne lütfen tamam. Bak oğlum, aklını başına topla. Tam her şey yoluna girdi girecek derken çıktı meydana. Ortalığı karıştırdı.
tebelleş olacak. Huzur bırakmayacak diyeyim sana. Anne lütfen tamam. Hadi sen çocuğu da al yukarı çık. Tamam başlamayalım. Oğlum. Hadi oğlum. Oğlum. Hadi sen babaanneni yukarı çık. Hadi. Gel oğlum gel. Gel babana oldu gene olanlar. Gel. Ne oldu kahraman? Elif mi geldi yoksa? Abla. Yardımına ihtiyacım var. Oğlum işimden gücümden ettin beni ya. Telefonda söylesen ne olur sanki Maksut. Devlet sırrım bu. He, devlet sırrı. Var mı sıkıntı koçum? Mal mal konuşma, asan bozma. İş vereceğim sana. Ya ne iş vereceğim? Pis bir iş vereceğim. Kim dolandı ayağını onu söylesen. İbrahim'i temizleyeceğim. Kimi? İbrahim'i. Artık şişletir misin? Ümüne mi çöktürürsün ona sen karar ver. Ne oldu? Tırstın mı Elif'in ayağına dolanır diye? Ne dırsacağım lan? He? Kimden dırsacağım? Dayımın çocuğu. Benim asabımı bozma, ne diyorsam onu yap. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Doğru dürüst söylesen ölür müsün sanki? Hallederiz ya, manyadın iyice ha. Ya sabır ya, selamet. Niye bana Elif evlendiğini söylemedin? Niye şirketin ortağı Elif demedin be adam? Elif kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Ha benim karım yani bu şirketin ortağı Zeynep Hanım. Bunu o aklına iyice sok. Tamam mı ortak? Ha bırak şimdi Zeynep'i Meynep'i. Ya bu ne biçim ortaklık böyle? Ben sana yardım ettim. Sen beni arkamdan vurdun. Ya hayırdır Yakup? Sen niye bu kadar tırstın? De hele. Bence sen de tırsan iyi olur. Kahraman bu işin peşini asla bırakmaz. İlla ikna eder Elif'i. Ya barışırlarsa? O zaman düşün bakalım senin halin ne olur? Öyle bir şey olmayacak. Ben olsa bu kadar emin olmazdım. Eminim. Onun gözündeki intikam ateşini gördüm. 100 kahraman gelse o ateşi söndüremez. Peki karın şirkete girmen için benim yardım ettiğimi biliyor mu? Merak etme aslanım, merak etme, öyle bir şey demedim. Ama deseydim de fark etmezdi. Kahramandan büyük nefret ediyor. Daha beter olsun derdi. O şekil yani. İnşallah. İnşallah dediğin gibidir. Ortak. Beş dakika daha geç gelseydik kalkıp gidecektim.
paranı. CD nerede? İnşallah eksik değildir. CD nerede? Avukatım. Umarım doğru CD'dir. Eğer bir kopyası falan varsa... ...seni doğduğuna pişman ederim Şükra. Saçmalama Defne. Bende fitni fücür yok. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Teşekkür ederim abla. Dur bakalım. Elif Hanım'ın inadını kırmayı başaralım. O zaman teşekkür edersin. Peki. Kızım ben sana demedim mi? Gitme oraya, senin canını sıkarlar diye. Ben bakarım. Hayır. Ben bakacağım. Meryem abla. Merhaba. Merhaba Elif. Girebilir miyim? Aa, tabii. Gel. Gel içeri. Hoş geldin. Bakalım. Gel. Hallettin mi? Gel gel. Hadi koş. Koş sen oyuncaklarınla oyna. Şükran parayı aldı. CD'yi de şimdi kontrol ettim, doğru. Siz de silin o görüntüleri artık. Tamam tamam, aman çok şükür kurtulduk. Bitti bu iş. Ne oldu? Elif bugün buraya geldi gene. Ya ben ne zaman kurtulacağım bu kadından? Şişt. Çocuğu ürküteceksin. Canım benim, hadi oyna sen, oyna kızım. Ha niye gelmiş? Kahramanla mı konuştu? Bir şey duymadınız mı? Kızım bir şey konuşmadılar. Geldiği gibi gitti zaten kız. Defne, ne dedim ben sana?
Sakin olacaksın. Bana bak, sakın kahramanın başının etini yeme, tamam mı? Hadi sen şimdi git toprağın yanına. Onun başında ol ki kahraman geldiğinde yanında görsün seni. Hadi. Peki, tamam. Aferin. Hadi benim kuzucuğum, biz ne yapalım? Torunumla parka gidelim. Hadi, hadi gel, gel parka gideceğiz. Gezmeye gidecek babaannesiyle. Hadi kızım durma, sen git. Toprağın başına, hadi, hadi. Üfleyip üfleme de. Hadi bakalım, hadi. Ah, Ziya Bey. Neredeydin Allah aşkına? Kızlara sordum, onlar da bilmiyoruz dediler. Dışarıdaydım. Hava almaya çıktım. İyi. Ben biraz istirahat edeyim. Dinle, dinle Ziya Bey. Ben toprağa bakayım. İyi edersin. Gel bakalım benim cimcimem. Gel bakalım. Ha, sağ ol kızım, teşekkür ederiz. Geç, geç bakayım bir tanem. Geliyor, geliyor babaanne. Ah, ah nasıl da bakıyor arkasına geliyor miyim diye canım. Ne oldu, ne bitti? Bari bana anlat. Konuşalım, dertleşelim. Meryem abla, ben seni çok severim, bilirsin. Yerim bende hep ayrı. O yüzden ne olur benden bir şey isteme. Bir şey sorma, bir cevap bekleme. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu diyelim, geçelim. Benim sizle bir aile bağım kalmadı artık. Sadece toprak var, oğlum. Tabii bir de iş ortaklığı. İyisin ama, değil mi? Bir sıkıntın yok. İyiyim. İyiyim. Merak etme beni. Annem de yanımda zaten. Beraberiz burada. Peki Elif. Ben gideyim artık. Elif. İstersen toprağı ben buraya getireyim. Konakta bizimkiler pek rahat vermez sana. Gerçekten mi? Burası güzel. Yani sonuçta büyük patron yerleşecek. Bize de böylesi yakışır. Havadar, ferah. Öyle değil mi? Tabii tabii. Ha Veysel. Bulalım onu. Bugüne kadar o kadına benzediğini hiç fark etmemiştim Toprak. Gözlerini ondan almışsın. Anne, robotum yok. Siyah gözlerin. Aynı onun gözleri. Ya anne, robotum yok, 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 yok. Mısır dama. Buluruz. Ya anne, robotum yok. Tamam. Bulup getireceğim ben. Korkma, kimse yok. Yalnız geldim. Heh,
Gel dedin geldik. Ne bakalım diyeceğini. Seninle anlaşacağız. Ne anlaşması? Elif istiyor musun? Ha istiyorum. Güzel. Nerede olduğunu söyleyeceğim sana. Hayırdır nereden çıktı şimdi? Çünkü Elif'ten kurtulmak istiyorum. Kârlı bir anlaşma bu. İkimiz de kazanacağız. Ne oldu abla, ne konuştunuz? Ne desem konuşturamadım kahraman. Nuh diyor, peygamber demiyor. Geçmişim sizi ilgilendirmez dedi. Başka soru sorma dedi. İnatçı işte abla, inatçı. Daha önceden de yaptı bunu. Evde ters bir şey çarpmadı gözüme. Maksut yoktu. Kahraman, bence Elif iyi. Hayır abla, iyi değil. Gerçek olmayan şeyler var, şaka gibi. Bu adamın yanında ne işi var anlamıyorum. Neyse, gelelim iyi habere. Topraktan bahsettiğim an o buz gibi Elif gitti, eski Elif geldi. Toprağa getireceğimi duyunca çocuklar gibi sevindi. Gözlerinin içi parladı. O anı görmeni isterdim. Götür abla ona toprağı. Belki bizim yıkamadığımız duvarları toprak yıkar. Hem toprak da annesinin kokusunu alsın. Tamam, hadi o zaman. Meryem Hanım'da oğlum mu getiriyor? Oğlum geliyor bugün. Anam inanamıyorum. Ne yapacağım ben o gelene kadar? Kurban oldum kızım benim. Of. Kaldığı yeri söyleyeceğim. Sen de gider kaçırırsın onu. Bakalım bunu kahramana nasıl izah edeceksin Defne Hanım? Allah'ım kim alır? Kim alır? Gülsüm! Aysel! Kahraman, görüşmemiz gereken önemli bir mevzu var. Neredesin oğlum? Müsaitim baba, şimdi söyle. Telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Ben şimdi kulübe geçiyorum. Sen de oraya gel, tamam mı? Tamam baba. Sen geç. Benim işlerim var. Bitsin hemen geliyorum oraya. Tamam. Aç kapıyı, çıkıyorum. Aysel. Buyurun Defne Hanım. Bugün benim odama giren oldu mu? Yok. Ne oldu ki? Bir şey mi kaybettiniz? Hayır. Tamam, yok bir şey. Öyle bakacağına yukarıya çık. Toprak yalnız. Tamam. Kim alır? Kim alır? Gülsüm. Benim odama giren oldu mu bugün öğleden sonra? Vallahi bugün ben çamaşırları toplarken Ziya Bey girdi. Ziya Bey mi? Evet, az evvel de çıktı. Tamam, işine baksan. Ne oldu kahraman, ne diyor babam? Bilmem. Olanlara canı sıkıldı herhalde. Ya da abim bir şey yaptı. Şimdi yanına gideceğim. Söylemedi telefonla. Hay Allah. Ziya Bey'in arabası nerede? Az önce çıktı efendim. Aç kapıyı, ben de çıkacağım. Thank you.
Kusura bakma Yakup'cum. Madem aramızda ayrı gayrı var, o zaman ben de kendimi garantiye alayım değil mi? Bak, burası şirketin en güzel odası olacak. Hiçbir şeyini eksik etmeyeceksiniz. Tamam? Haydi. Bak şu bir saniye. Hayırdır? Bana ne olacak Maksut? Beni yönetime sokacaksın değil mi? Yavaş Yakup, yavaş. Ne yavaşı Maksut, ne yavaşı? Unutma, bugün buradaysan benim sayemde bu. Bana bak koçum. Sen de yediğin naneleri unutma. Kahraman sana tekmeyi basmıyorsa o da benim sayemde. Daha ne yapacağım? Sakinleşeceğim. Sonra bekleyeceksin. Ben de bekleyeceğim. Bakacağım. Ortağım bana ne kadar sadık. Onu göreceğim. Daha ne bekleyeceğim Maksut ya? Daha ne bekleyeceğim? Ben sana kahraman altın tepsi de verdim. Yetmez. Bak, kardeşini ha buraya koyacaksın. Anladın mı? Avucumun içine vereceksin o kahramanı. Ne yapacağım? Evden bana haber getireceksin. Kahraman ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyor, ne içiyor hepsini bileceğim. Anladın mı? Ya Yakup sen böyle anlayınca ben çok mutlu oluyorum ha. Tamam. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bak Süt. Ha Yakup. Sen beni mutlu edersen ben de seni mutlu ederim. Haydi kal sağlıcakla. Baba konuşalım. Durun konuşalım. Yalvarırım Ziya Baba. Ne olur dur. Benim senin gibi biriyle konuşacak halim yok. Ben göreceğimi gördüm. Bakın babacığım. Her şeyi açıklayacağım. Ben de oyuna geldim. Hepsini açıklayacağım. Yalvarırım dur. Ne olursun. Konuşma. Ne diyeceksen kahramana dersin bundan sonra. Kahraman bunu öğrenemez. Öğrenirse ben biterim, mahvolurum. Dur. Aman da aman. Pek yakışıklı olmuş halasının prensi. Gezmelere de gidermiş. Gezme ne? Çok seveceğim bir yer. Çocuklarım kırmızı halatını da götürebilir miyim? Hayır, çocuk yok. Ama orada çok seveceğim biri var. Kim? Dur, acele etme. Tanıştıracağım. Onu en az benim kadar çok seveceksin. O da beni sever mi? Sevmez mi? Tabii ki çok sevecek. Eminim ki dünyada en çok seni seviyordur. Beni tanıyor mu ki? Adımı biliyor mu? Evet tanıyor. Adını da biliyor. O zaman dolacak götürebilir miyim? Tabii ki. Ne mesela? Bunu. Bir de bu. Aslan oğlum benim. Hadi koy onları çantaya. Gel. Biz de geç kalmayalım. Şuna bir baksanıza, bu olur mu? Ha? Olur olur. Olmadı paçalarını keser şort yaparız. Hı.
Bunu hatırlıyor musun? Niye tutturmuştum sana bu puzzle'ı bul diye? Hatırlamaz mıyım? Eczaneden dönerken girmediğimiz sokak kalmamıştı oyuncakçı bulacağız diye. Şimdi gidip bunlarla oynayacak. Allah'ım inanamıyorum. Öleceğim ben heyecandan. Anne. Muhallebi mi yapsaydık poğaçanın yanına? Ya poğaça sevmiyorsa? Muhallebi isterse çocuk, o zaman ne olacak? Yani ne sever ne yer bilmiyorum ki oğlum. Onu da bir dahaki sefere yaparız hayatım ha? Şimdi gelirler. Ya bir şeye alerjisi varsa? Hiç tanımıyorum ben oğlumu. Elif yapma, sakin ol. Tanır beni öyle değil mi? Hatırlar. Annesi olduğumu bilir. Bir tanem. Anne kokusunun yerini hiçbir şey tutmaz. Sana bir sarılsın. Seni bilecek, göreceksin. Korkma. Benim seni bildiğim gibi. Ya baba, konuşalım ne olur. Neyi konuşalım ha? Neyi konuşalım? Nasıl açıklayacaksın yaptığını? Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Benim kötü niyetim yoktu. O Maksut denilen haydutla işbirliği yapmışsın. Her şey ayan beyan ortada. Elif'ten kurtulmak istemişsin. Zavallı kızcağızın olduğu yeri Maksut'a söylemişsin. Günah neydi garibimin ha? Kahramanın günahı neydi? Sen oğlumu sırtından bıçakladın. Şimdi geçmiş karşıma, yalan söylüyorsun. Utanmaz. Ama beni dinlemiyorsunuz. Neyini dinleyeceğim senin? Utanmaz arlanmaz. Kahramana gidip vereceğim o görüntüyü. Senin nasıl bir insan olduğunu anlasın, bir an evvel boşasın seni. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben ne yaptıysam kahramanı sevdiğim için yaptım. Onsuz yaşayamadığım için. Yerin dibine batsın böyle sevgi. Onu sizden bile çok seviyorum ben. Annesinden, o kadından, kızımdan, canımdan bile çok seviyorum. Sırf kahraman mutlu olsun diye çocuk yapmak istedim ben. Yıllarca uğraştım. Sırf o mutlu olsun diye. Sonra o kadın geldi. Benim hayatımı mahvetti. Özrünü istedim. Defalarca hem de. Sütüne zehir kattım. Karnındaki bebeği düşürmek istedim. Ama ben Elif'i yok etmeye çalıştıkça daha beter oldu. Maksut'u başına bela ettim. İbrahim'i buldum. Git dedim, al intikamını. Öldür Elif'i. Öldür ki kahraman bana kalsın dedim. Adam yığılmış, ne olmuş buna? Murat, çabuk ambulansı ara, çabuk. Arıyorum abi. Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? Murat, aradın mı ambulansı? Aradım abi, aradım. Murat, su getir arada, koş. Thank you.
Ha Veysel. İşlem tamam Maksut. İbrahim'i postaladık öte tarafa. Ha iyi iyi. Selamı da söylemişler mi? Elif'imle uğraşmak neyi anlamış mı gebermeden önce köpek? Ya ne bileyim demişlerdir herhalde. Hadi eyvallah. Eyvallah. Uzak mı gideceğimişler baba? Hayır oğlum. Az kaldı. Çok doğru bir karar verdin kahraman. Elif'e öyle üzülüyorum ki. Kim bilir ne kadar çok acı çekiyor. Kendi çocuğuna dokunamıyor. Sarılamıyor. Gözlerinin içine bakamıyor. Allah kimseyi kendi evladından ayırmasın. Bakalım nasıl olacak ilk buluşmaları. Şişt, yakışıklı. Efendim. Onu benim için de kocaman öp, olur mu? Olur. Nereye gidiyoruz kahraman? Oğlum elinde bir tek robotla gitmesin istersen ha. ...160 ver. Hazır. Dönmedi. Arttır. 200 ver. Hazır. Arttır. 300 ver. Hazır. Döndü. Tansiyona ve nabzına bakalım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İnşallah hediyelerini beğenir. Beğenir tabii. Çocuklara hediye paketi olsun. Açmak bile macera onlar için. Elif'im, hayırdır? Ne bu hazırlık telaş? Misafir mi gelecek? Evet. Toprak geliyor. Ya, peki kim getiriyor? Meryem abla. Ey ey. Bak gördün mü? Oğluna da kavuşuyorsun. Her şey daha da iyi olacak ama. Elif, heyecanlısın galiba. Sorma, kalbim deli gibi çarpıyor. Ya Toprak geldiğinde ne yapacağımı, nasıl davranacağımı hiç bilmiyorum. Toprak da çok şaşıracak ama. Oh, güzel kızım benim. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Emrin olur Elif'im. Şimdi Toprak bizi böyle kalabalık görürse panik olabilir. Yani korkmasını istemiyorum. O geldiğinde beni yalnız bırakır mısınız? Tabii bir tanem. Sen nasıl istersen ama... Torunumu benim için de kokla olur mu? Koklamaz mıyım? Sen hiç merak etme. Ben buralarda kuş uçurtmam. Sağ ol. Her şey hazır mı? Evet. Aman benim küçüğümün uykusu mu gelmiş. Pamu şimdi sen git. Güzel güzel ablam banyonu yaptırsın. Yat uyu bakalım. Ececiğim, aşkitom. Oo, yoruldun mu sen tatlılık? Kızım hadi huzursuzlanıyor. Götür de yatır bir an evvel. Şükran, bakıyorum keyfin pek yerinde. Allah ağzının tadını bozmasın. Aman anne ne yapayım? Ortalık yangın yeri gibiydi. Ben de gittim dolaştım biraz. Ne sıcak var ya Rabbim. Oo. Efendim. Kıymetli Yörükhan'la mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Eşiniz Ziya Bey kalp krizi geçirdi. Ziya Bey! Ah! Anne ne oldu? Baban kalp krizi geçirmiş.
Ne oldu Kıymet Hanım? Ziya Bey, Ziya Bey kalp krizi geçirmiş. Kahraman, Meryem çağırın, hepsini çağırın. Kahraman Bey Meryem Hanım'la çıktı az evvel. Alo, hangi hastane? Sayar Hastanesi'ne götürüyoruz. Hemen gelirseniz iyi olur. Tamam, geliyoruz, hemen geliyoruz. Tamam anneciğim, sakin ol, beraber gideriz. Gel, tamam, alırım sana. Durum stabil. Durum nasıl hemşirem? Krizi atlattı ama hala müşahede altında tutuyoruz. Kendine geldi mi peki? Henüz değil. İlacın etkisi hala devam ediyor. Yanına girebilir miyim? Madem iyi ses çıkartmadan otururum. Ne yazık ki doktor gelmeden buna izin veremem. Gelsin. İzin verirse girersiniz yanıma. Nerede bunlar? Kızım bulamadım bu şu kahramanı. Ay yok, kahramanın telefonu kapalı. Meryem de duymuyor. Yakup'a haber verdim. Çıktı, gelir birazdan. Ah Ziya Bey'ciğim. Dayanamadı yüreği tabii. O Elif çıktı geldi. Edeciğini ettiğini. Ah bir tanem benim. Ah bir tanem benim. Allah'ım ne olur yardımcısı ol. Hepimizin yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbim, ay Şükran, ne yapacağız? Ver oğlum onları. Bunun içine koyalım da düşürme. Tamam. Çiçekleri unuttuk. Evet. Al bakalım. Söylediklerimi unutma. Tamam mı? Tamam abla, hep öpeceğim. Aferin. Hadi bakalım. Ben buradayım abla. Tamam. Oğlum. Hoş geldiniz. Merhaba.
Sen de merhaba desene Toprak. Merhaba. Merhaba. Hadi hediyeni versene Toprakcığım. Bunu sana aldık, babam seçti. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin hayatım. Neden ağladın? Sen bana bakma. Ben öyle bazen mutlu olunca sulu gözlü oluyorum. Toprakcığım, ben biraz içeri geçsem olur değil mi? Çok sıcak oldu. Olur. Sen başka bir hediye daha getirdin. Öyle mi? Ne getirdin başka? Çok merak ettim. Ben de sana limonata yaptım. Sonra kurabiye var. Sever misin? İster misin? Evet, tamam. İlk önce ben sana hediyemi vereceğim. Sonra oyun oyuncusu olur mu? Olur, sen nasıl istersin. Bak, bu benim, bu senin. Aa! Bu mu benim? Bayıldım ben bu hediyeye. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelmişsin babam dedi. Geçmiş olsun. Krizi atlattınız çok şükür. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Telefonum. Buyurun. Ama fazla konuşma yapmak yasak. Tamam mı? Tamam. Saat kaç? 5'e geliyor. Nasılsınız Ziya Bey? Sağ olun doktor bey. Teşekkür ederim. Ağır bir kriz atlattınız. Kalbiniz yorgun düşmüş. Artık sizi üzen ne varsa veda. Anlaştık mı? Anlaştık inşallah. Gelininiz dışarıda. Sizi görmek istiyor. Doktor bey de izin verirse girebilir yanınıza. Tamam ama sadece 5 dakika. Pekala, çağırın gelsin. Tekrar geçmiş olsun. Uyandım. Yanına girebilir miyim? Evet, görebilirsiniz ama fazla kalmayın. Tamam, merak etmeyin. (Gülüyor)
Ziya baba. Affet beni ne olur. Yalvarırım kahraman, hiçbir şey söylemeyin. Neden yaptın bütün bunları? Ha? Nasıl yaparsın? Anlattım işte. Maksut'la işbirliği yaptım. Alsın götürsün herifi diye. Kurtulmak istedim ondan. Aşkımı kaybetmemek için yaptım. Sen yana kıymaya kalktın. Katillerle işbirliği yaptın. Başka çarem yoktu. Kahraman o kadına aşık oldu. İbrahim zaten intikamını alacaktı. O da nefret ediyor Elif'ten. Ben hepsinden nefret ediyorum. O Nazlı konağa bebeğimi almaya geldi. Onu ben ittim terastan. Ben öldürdüm. İstemeden oldu. Hayatımı mahvettin, her şeyi çaldın. Nazlı mı? O Elif'ten de ona ait olan her şeyden nefret ediyorum Ziya baba. Kardeş de ona benziyordu. Annesi de ona benziyor. Söylemeyeceksiniz. Ziya baba, bu bizim sırrımız olacak. Kahraman bunları duyarsa ben mahvolurum. Ölürüm. Ziya Yoruk'a kalp krizi geçirdi dediler. Ben karısı nerede? Kardiyoloji bölümü 6. kat 615 nolu oda. İleride asansörler var, oradan çıkabilirsiniz. Tamam, gel anneciğim. Allah'ım ne olur Ziya Bey'e yardım et. Allah'ım ne olur. Anneciğim tamam, korkma artık. Bak hastanede baba. Anne, anne. Babam nasılmış? Tamam anacığım, ağlama. Ağlama anneciğim, ağlama. Tamam. Bu geldi. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Yalvarırım Ziya baba. Onur kahramanı hiçbir şey söylemeyin. Gel anneciğim, gel. Hemşire Hanım, 615'in tarafta. Şu koridoru takip edin, sağa dönün diğer koridorda. Tamam, gelendi. Çocuklarımız var. O kadın yokken toprağı ben büyüttüm. O kadın yokken toprağı ben büyüttüm. Karnındaki bebeği düşürmek istedim. Sütüne zehir mi? Sütüne zehir mi? Ecemiz var, ecemiz var. Kocaman bir aileyiz biz. Kocaman bir aileyiz biz. Ne bu? Anlamıyorsunuz. Kahraman beni çok seviyor. Sadece farkında değil. Her şeyi anlatacağım kahramana. Hayır! Anlatmayacaksın. Duydun mu beni? Öldürürüm. Seni de öldürürüm. Thank you.
Elif'im gözün aydın. Maşallah ya. Hoş geldin paşam. Nasılsın, iyi misin? İyi. Elif'im bak, gördün mü oğlun yanında. Yakında hepten alacağız onu. Şirketi de alacağız ellerinden. Ellerinde, avuçlarında ne varsa söke söke alacağız. Bundan sonra her şey senin için daha iyi. Ve hepsi senin istediğin gibi olacak. Üçümüz çok güzel bir aile olacağız. Yuruhan İmparatorluğu'nun üstüne bineceğiz.